Herkese tekrardan selamlar dostlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosu ile karşınızdayım. Fakat videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildiğimiz nersiniz takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Ayrıca şu anda katıl butonu özelimiz açıldı. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. Ayrıca katıl butonu ile ilgili bilgiye de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz efendim. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını çok sevdiğinizi bildiğim için elimden geldiğince kanalımda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmek istediğiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği birçok modu çekmeye çalışıyorum. O zaman gelin şimdi ise videomuza geçelim ve modumuzdan bahsedelim. Evet dostlar başlıkları görebileceğiniz gibi konumuz roket modu. Evet yanlış duymadınız artık bu mod sayesinde oyunumuzda roket kullanabilmekte mümkün. Evet gerçekten bu roketimiz sadece görüntüyle kalmıyor ve gerçekten de bu roketi kullanabiliyoruz. Zaten şu anda video içerisinde Modumuzun bizlere sunmuş olduğu roketin özelliklerine hem de yapımlarına bakacağız dostlar. Şimdi ise modumuzla ilgili birazcık bilgi verecek olursak, şu anda modumuz Minecraft'ın 1.7.41 .17 sürümünü desteklemekte. Yani şu anda Minecraft'ın en güncel sürümünde bu modu oynamak mümkün. Ayrıca şuna da değinmekte fayda var. Yorumlarda yazıyorsunuz görüyorum. Şu anda birçok mod Minecraft'ın beta sürümünde çalışıyor mu diye soruyorsunuz. Buna da kısaca cevabını vermek istiyorum. Şu anda Minecraft için sunulan birçok mod Minecraft'ın beta sürümünü desteklemiyor dostlar. Buna da kısaca değinmek istedim. Şimdi ise bu modu Minecraft'a kurmadan önce nasıl bu modu cihazınıza indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum şimdi. Açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z uygulamasında uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Dovland klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde şekilde. indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet efendim az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınıza bu modu indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bu modu Minecraft'ta kurmaya ve incelemeye. Bu modu Minecraft'ta kurabilmek için burada iki seçeneğimiz bulunmakta. Birinci seçeneğimiz ise şu. Bu modu yeni bir dünya oluşturarak kurmak. Yani siz diyorsanız ki ben bu modu mevcut bir dünyama kurmaktansa tamamen tertemiz bir dünya oluşturup yeni bir dünya oluşturarak bu modu oynamak istiyorum diyorsanız da tabii ki de oyununuzda yeni bir dünya oluşturarak da bu modu oynayabilirsiniz. Diğer bir seçeneğimiz ise şu. Bu modu Minecraft'ınızda bulunan mevcut bir kurmak. Yani siz diyorsanız ki ben yeni bir dünya oluşturmaktansa tamamen daha önce oluşturmuş olduğum Minecraft'ımda bulunan hazır videomda bu modu oynamak istiyorum diyorsanız da Minecraft'ınızda bulunan hazır bir dünyanızı düzenleyerek bu modu oynayabilirsiniz. Ben şu anda sizlere bu modu tanıtabilmek için hazır bir tanıtım dünyası oluşturdum. Ben şu anda sizlere bu hazır tanıtım dünyasını düzenleyerek göstereceğim. Dünya düzenleme bölümüne girdiğimizde burada karşımıza çıkan ilk sekme oynayarlar olmakta. Tabii ki de sizler burada bulunan dünya adını ve Varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bizim için burada birçok modun çalışabilmesi için en önemli kısım burası. Yani denemeler sekmesi. Peki bu modun çalışabilmesi için burada bulunan hangi seçenekleri açmamız gerekiyor? Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz gibi burada bulunan tatil oluşturucu özellikleri, özel bir oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekler olmak üzere burada görmüş olduğunuz bu üç seçeneği de açmanız gerekiyor dostlar. Şimdi ise gelelim kurulumuzun ikinci aşaması ve son aşaması olan kısmına. Şu anda kurulumuzun ikinci aşaması ve son aşaması olan kısmına geldik. Burada ise ne yapıyoruz? Eklentiler sekmesi altında bulunan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki de sizler açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerim kısmında en üstte gözükecektir. Daha sonra ise paketlerim kısmından paketi seçip etkinleştirmeniz yeterli. Aynı şekilde kaynak paketlerinde yaptığımız işlemin aynısını davranış paketleri için de yapmamız gerekmekte. Aynı şekilde davranış paketleri kısmından da paketlerimi seçip bu modu etkinleştirmeniz yeterli. Daha sonra her iki taraftan da işlemi gerçekleştirdiğimizde artık dünyamızı oluşturduğumuz zaman modumuz aktifleşecek dostlar. Evet dostlar şu anda sizlerle birlikte modumuzun kurulumuna değindik. Şimdi ise gelelim sizlerle beraber modumuzu incelemeye. Evet efendim ve şu anda tanıtım dünyamıza geçtik. Bakın burada videonun başında da bahsettiğimiz gibi roketimizin yapılışını görebilmek mümkün. Zaten şu anda sizlerle birlikte modumuzun sunmuş olduğu rokete ve yapılışlarına değineceğiz dostlar. Fakat roketimizin yapılışına kendisini incelemeden önce bu videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten burada modumuzun sadece bize roket sunmaması ve gerçekten de bilinebilir ve kullanılabilir olması gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten şu anda video içerisinde izlerken de sizlerle beraber detaylarına değineceğiz dostlar. Evet efendim şu anda siz birlikte bu raketimizi üretebilmek için yapmamız gereken yapımlarımızdan bahsedelim. Fakat yapımlardan başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada modumuzda raketimizi üretebilmek için modumuz bizlere burada kullanabileceğimiz iki tane temel çalışma masası sunmakta. Bunlardan bir tanesi gelişmiş örs. Peki bu gelişmiş örsü nasıl mı üretiyoruz? Bu gelişmiş örsü Üretmek gayet basit. Sadece burada bir tane örs ve üstüne de modumuzla birlikte sunulan çekicimizi kullanıyoruz. Peki bu çekici nasıl mı üretiyoruz? Bu çekici üretebilmek için ekranda da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sopaları koyuyorsunuz. Ve son kalan kısma da 3 tane demir külçesini yerleştirdiğinizde size modla birlikte sunulan çekici veriyor dostlar. Daha sonra ise bu çekici ürettikten sonra örsümüzün üzerine bir tane çekicimizi koyduğumuzda bize gelişmiş örsümüzü veriyor. Bu gelişmiş örsten yanı sıra ikinci bir çalışma masamız bulunmakta. Bu ise roket çalışma masası. Peki bu roket çalışma masasını nasıl mı üretiyoruz? Bu roket çalışma masasını üretebilmek için modumuzla birlikte sunulan çelik levha üretmemiz gerekiyor. Peki bu çelik levhayı nasıl mı üretiyoruz? Aslında burada çelik levhamızın üretimi biraz daha zahmetli. İlk önce birinci aşamada ne yapıyoruz? Fırınımızın içerisinde bir tane demir kütlesi pişirmemiz gerekmekte. Daha sonra ise demir külçesini pişirdiğimizde bize modumuzla birlikte sunulan erimiş demir veriyor. Peki bu erimiş demir ne işe yarayacak? Şimdi gel gelelim ikinci aşamamıza. İkinci aşamamızda ise üretmiş olduğumuz erimiş demiri kullanmamız gerekmekte. Peki bu erimiş demiri ne yapıyoruz? Erimiş demiri ortaya koyduğumuzda ve yan taraflarına kömürlerimizi koyduğumuzda bize Erimiş çelik veriyor. Yani çelik levhanın kendisini üretebilmek için Bunları üretmemiz gerekmekte. Tamam şimdi bu çeliği ürettik ama ne işimize yarayacak? Tabii ki de bir diğer aşamada işimize görecek dostlar. Bu diğer aşamada ne yapıyoruz? Burada ise üretmiş olduğumuz erimiş çeliği ortaya koyuyoruz. Ve bize bu sefer çelik külçesi veriyor. Peki bu çelik külçesini ne yapıyoruz? Bir diğer aşamada ise bu üretmiş olduğumuz çelik külçesi ile birlikte çelik levhamızı üretebiliyoruz dostlar. Tabii ki bunların üretimini gösterdik. Fakat bunların her biri videonun başında da bahsettiğim gibi modumuzun bizlere sunmuş olduğu çalışma masalarıyla üretiliyor. Erimiş çeliği üretebilmek için eşya yapma masası, çelik külçesini üretebilmek için ise burada modumuzla birlikte sunulan gelişmiş örsü kullanmam gerekmekte. Levhamızı da aynı şekilde gelişmiş örsü üretmemiz gerekiyor dostlar. Yani kısaca şundan bahsetmeye çalışıyorum. Burada üretmiş olduğumuz iki temel çalışma masasını yoğunlukla birçok yapımda kullanıyoruz dostlar. Şimdi üretmiş olduğumuz levhamızı ne yapıyoruz? Bu sefer ise bu roket çalışma masasını üretmek için bir tane eşya yapma masası ve yan taraflarına üretmiş olduğumuz çelik levhalarımızı diziyoruz ve bize roket çalışma masasını veriyor. Tabii ki de ne demiştik? Burada yine iki temel çalışma masası kullanıyoruz. O yüzden bu roket çalışma masasını üretebilmek için ise yine burada gelişmiş örsü kullanmamız gerekiyor dostlar. Şimdi sizlerle birlikte ne yaptık? Modumuzla birlikte sunulan iki temel çalışma masasından bahsettik. Şimdi ise gelelim asıl kısmımıza. Yani roketimizin kendisini üretmeye. Roketimizin kendisini üretebilmek için ne yapıyoruz? Burada birinci aşamada roketin motorunu üretmemiz gerekmekte. Peki roketin motorunu nasıl üretiyoruz? Roketin motorunu üretebilmek için ekranda da görmüş olduğunuz gibi daha önce ürettiğimiz levhalarımızı kullanmamız gerekiyor. Levhalarımızı bu şekilde dizdiğimizde ve son kalan iki tarafına da bir tane bileğiz tozu ve altına da Reston yerleştiriyoruz dostlar. Daha sonra ise bize roketimizin motorunu veriyor. Tabii ki de bu roketin motorunu üretebilmek için de burada daha önce üretmiş olduğumuz roket çalışma kullanmamız gerekiyor dostlar. Roketimizin ikinci bir aşamasına geçtiğimizde Burada ise roketin üst parçasını yani kafa kısmını yapmamız gerekmekte. Peki kafa kısmını nasıl mı üretiyoruz? Ekranda da görmüş olduğunuz gibi gayet basit. Sadece burada ne yapıyoruz? Levhalarımızı bu şekilde diziyoruz. Ve son kalan orta kısmına bir tane levhamızı yerleştiriyoruz. Ve bize roketimizin üst kısmını yani kafa kısmını veriyor dostlar. Diğer bir aşama ise roketimizin yakıt tankı. Peki yakıt tankını nasıl üretiyoruz? Yakıt tankını üretebilmek için ekranda da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde levhalarımızı diziyoruz ve bize yakıt tankımızı veriyor dostlar. Ve şimdi ise bu yapımlardan sonra roketimizin kendisini üretmekte. Yaptığımız parçaları birleştirmek kaldı. Yaptığımız 3 parçayı da birleştirdiğimizde bize modumuzla birlikte sunan roketimizi veriyor dostlar. Tabii ki de roketle de kalmıyor. Bunun yanında ikinci bir temel parçamız ise şu. Roket rampası. Yani roketi uçurabilmek için bize gereken rampamız. Bu rampayı nasıl üretiyoruz? Ekranda da görmüş olduğunuz gibi 3 tane obsidiyeni bu şekilde koyduğunuzda size roket uçurma rampasını veriyor dostlar. Evet dostlar şu anda sizlerle birlikte yapımlarımızı uyguladık. Ve hem roketimizi hem de fırlatma rampasını elde ettik. Şimdi ise sizlerin de merak ettiğini düşündüğüm kısma yani roketimizin kendisini incelemeye geçtik. Heysan roketimizi incelemeye geçmeden önce bu video hoşuna giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sen de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca yandaki bildirim zilini takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını sen kazanabilirsin. O zaman gel fazla uzatmadan modumuzla birlikte sunulan roketimizi incelemeye geçelim. Peki bu rampa benim ne işime yarayacak? Örnek verecek olursak mesela tamam şu anda roketi ürettik. Fakat ben roketi normal bir zemine koyamam. Bunun için bana gerekli olan ikinci ürettiğimiz fırlatma rampası gerekmekte. Peki bu fırlatma rampasını yerleştirdiğimizde ne oluyor? Şöyle bir yerleştirdiğimizde direkt hiçbir uğraş gerektirmeden direkt bize platformumuzu hazırlıyor. Yani şu anda baktığımızda ekranda da görmüş olduğunuz gibi burada roketimizi nereye koyacağımızı belirtiyor. Yani ben şu anda bu siyah noktaya roketimi koyarsam 3 saniye içerisinde bu roketim havalanmaya geçecek. Şöyle bir örnek gösterecek olsak mesela şu anda roketimi yerleştirdim ve 3 saniye içerisinde artık bu roketimin kalkacağını söylüyor ve şu anda bakın Modumuzdaki bir gerçeklik olarak bakın böyle roketimiz kalkarken yakınında olduğumuz için ekranımızda sarsılıyor ve bu şekilde roketimiz artık havaya doğru fırlıyor. Peki bizi videonun başında neden bahsetmiştik? Roketimiz gerçekten kullanılabilir ve binilebilir demiştik. Peki bu rokete nasıl mı biniyoruz? Biz şu anda bu alana bu roketi koyarsak 3 saniyemiz olacak. Yani 3 saniye içerisinde binemezsek bu roketimiz havalanacak ve roketimiz kendi başına gidecek. Burada rokete binmeniz için biraz daha hızlı bir şekilde davranmanız gerekiyor. Bakın şu anda saniyen bitti. Artık havalanmaya başladım. Bu neyse sizlere şöyle gösterebilirim. Evet şu anda sizlere gösterebilmek için burada görüş açımı değiştirdim. Ve bakın gerçekten de roketimiz şu anda havalara süzüldüğünü ve benle birlikte gittiğini görebilmekteyim. Fakat bu roketimiz aslında oyunumuzda fazla bir işe yaramıyor. Çünkü neden işe yaramıyor? Şu anda Minecraft'ta herhangi bir uzay olmadığı için... Tabii ki de uzaya çıkmak gerçekten de mümkün değil. Sadece görüntü amaçlı bu roketimizi kullanabiliyoruz. Ama bunların bile olması gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ki mesela ben belli bir mesafeye geldim ve artık bu roketten inmek istiyorsam ne yapacağım? Tabii ki yine aynı şekilde nasıl bir attan iniyorsak veya bottan iniyorsak yine ne yapıyoruz? Burada zıplıyoruz. Veya shift'e basıyoruz. Evet dostlar kısacası bu modumuzda bu şekildeydi. Artık bu mod sayesinde oyunuzda gerçekten de bir roket kullanmak mümkün. Tabii ki de ne kadar uzaya çıkamasak da yani şu anda Minecraft'ta bir uzay bulunmasa da bu atmosferi bile yaşatması gerçekten çok hoş olmuş. O zaman yavaştan bu videomuzun da sonuna gelelim. Bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirimizden açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Ayrıca şu anda katıl butonu özelliğimiz açıldı. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir. Ve sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. Ayrıca katıl butonu ile ilgili bilgiye de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz efendim. Ayrıca vermiş olduğu destekten dolayı Hayri Uzay'da Yıldız'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler de bana daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. O zaman yavaştan bu videomuzun da sonuna gelelim. Diğer mod videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.